Herkese selamlar, sevgiler, sağlıklar diliyorum. Gene kanalımızda bu sefer oyuncularla biliyorsunuz toplu toplu sohbetler yaptık epey. Bu sefer kardeşimiz birer birer bizleri konuk edecekmiş ve bizleri birer birer tanımak için bizlere daha çok vakit ayırdığı bir program çekmek istediğini söyledi. Biz de seve seve kabul ettik tabii. Dediğim gibi öncelikle hepimize sağlıklar olsun, sağlıklı günler olsun. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Bu arada biliyorsunuz benim bir Instagram'ım var. Instagram adresim hakan_boyal. Benim Instagram bir 7-8 kere kapandı çeşitli sebeplerden ama bu pek kapanacak gibi durmuyor. İsterseniz oradan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da sizden gelen sorulara kanımız son damlasına kadar cevap veriyorum. Bunu da yani bilen bilir. Hemen başlayacak olursak ilk soru şöyle bir soru gelmiş ilk olarak. Dönem dizisi çekmekten tedirginlik yaşadınız mı Hakan abi diye bir soru var. Hemen onu cevaplamakla başlayalım. Şimdi dönem dizisi çekmekten tedirgin olduğunuz sorusu biraz değişik. Nasıl algıladığımıza bağlı. Dönem dizisi çekmekten tedirgin oluyoruz. Ben oluyorum. Çünkü dönem dizisi aşırı titizlik istiyor. Yani bir dönem dizisi çekerken yaptığınız en ufak hata hemen belli oluyor. Hem oyunculukta belli oluyor. Hem senaryoda belli oluyor, hem dekor, kostümde ve yönetimde, rejide belli oluyor. Dolayısıyla dönem dizisi çekmek bir tedirginlik yaratıyor ama bu tedirginlik korku anlamında bir tedirginlik değil. Bu daha çok titizlenmek anlamında bir tedirginlik. Eğer korku anlamında bir tedirginlikse soru, hiçbir tedirginlik yaşamıyoruz. Özellikle ben çok fazla dönem dizilerinde oynamış bir oyuncuyum. Mesela biliyorsunuz Payitaht'ta Mahmut Paşa karakterini canlandırmadan evvel mesela pek çok dönem dizisinde pek çok karakter de oynadım. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Kurtlar Vadisi'ndeki Kara karakteridir. O da gerçek hayatta karşılığı olan bir karakter. Kara değil ama renklerimizden biri, onu da bilen bilir. O da biliyorsunuz gerçek hayatta bir karakterdi. Çok riskli bir karakterdi. Onu da Allah'a şükür elimize yüzümüze bulaştırmadan oynadık. Gene Erdal Beşikçioğlu ile beraber Vali filminde biliyorsunuz valimiz, Allah rahmet eylesin, Yazıcıoğlu valimizin hayatını anlattık. Orada da gene onun vefatına sebep olan bir ajanı ben oynamıştım. O da gerçek bir karakter. Tıpkı valimiz gibi. Valimiz Erdal oynamıştı. O karakteri ben oynamıştım. Bu arada tabii bunları sayıyorum ama hani hakikaten mesela Vali filmini seyretmediyseniz seyrediniz. Önemli bir filmdir. Biz böyle boş atış yapmadık genellikle dizi seçimlerimizde. Vali'yi çektik, bir şey demek istedik. Kurtlar Vadisi'nde Kara oynadık, bir şey demek istedik. Payitaht Abdülhamit'te işte Mahmut Paşa oynadık, bir şey demek istedik. Bu dediğimiz şeyler yerine, adreslerine ulaştıkça memnun oluyoruz. Toparlayacak olursak, dönem dizisi çekmekten tedirgin oluyoruz. Titizlenmek anlamında. Çok titizleniyoruz hata yapmamak için. Dönemsel bir hata yapmamak için çok titizleniyoruz. Ama korku anlamında ise soru, dönem dizisi olmak, çekmekten, dönem dizisinde bir karakter oynamaktan bir tedirginlik, korku yaşamıyoruz. Şimdi gelen ikinci soru aslında hoşuma gitti. Eğlenceli de bir soru. En son yaşadığınız, oynadığınız karakteri 3 kelimeyle anlatır mısınız? Soru bu. Ya şimdi Mahmut Paşa karakterini 3 kelimeyle anlatmak çok mümkün tabii. Ama Mahmut Paşa'yı o 3 kelimeyle anlatırken hangi 3 kelime? O kadar renkli, o kadar her yerde, o kadar değişken bir karakter ki. Yani 3 kelimeyle anlatacak olursak ne bileyim ben, mesela paşa, but, pastırma diyebiliriz. Ama bu kadar hafifsemeyelim olayı. Mahmut Paşa karakterini biraz daha derinlikle 3 kelimeyle anlatacak olursak eğer, bir kere zeki. Zeki kelimesini Mahmut Paşa için kesinlikle kullanabiliriz. Mahmut Paşa çok zeki bir adam. Çok zeki. Neredeyse bu dönem rastladığımız, işte Hacivat Karagöz'de rastladığımız, işte ne bileyim Karagöz'ün zekası gibi, Hacivat'ın zekası gibi, Nasreddin Hoca'nın zekası gibi dönemin esprili zekasına sahip bir karakter. Dolayısıyla Mahmut Paşa öncelikle zeki. Daha sonra Mahmut Paşa karakteri için kullanabileceğimiz kelime, ikinci kelime heyecanlı. Mahmut Paşa hep heyecanlı kardeşim. Eli kolu heyecanlı, sevgisi heyecanlı, kızgınlığı heyecanlı, her şeyi heyecanlı. Mahmut Paşa, ikinci olarak Mahmut Paşa için kullanabileceğimiz kelime heyecanlı. Bütün duygularını çok üst düzey yaşayan bir adam Mahmut Paşa. Heyecanlı. Vardır çevremizde de böyle tanıdıklarımız. Üçüncü kelime ise bence Mahmut Paşa için kullanabilecek üçüncü kelime sevim. Mahmut Paşa sevim.
Nereden işte şimdi nereden sevimlisin? Sen kendi rolünü oynadığın için kendine sevimli diyorsun diyenler olabilir. Kirpi yavrusunu pamuk tüylüm diye sever. Sen de rolü çok sevdiğin için pamuk tüylüm diyorsun. Aslında kirpisin diyenler olur. Öyle değil. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Mahmut Paşa'nın sevimliliğini zaten takipçilerin gelen yorumlarından anlıyoruz. Ama özellikle bizi yanıltmayan, torpil geçmeyen bir şey var kardeşim. Mahmut Paşa'yı çocuklar çok seviyor. O kadar çok çocuklardan mesaj alıyoruz ki Mahmut Paşa ile ilgili. Mahmut Paşa'nın çocukların çok sevdiği o kadar belli ki. Çocuklar yalan söylemez kardeşim. Mahmut Paşa'yı çocuklar sevimli buluyorsa Mahmut Paşa sevimlidir. Net. Yani Mahmut Paşa için kullanılabilecek üç kelime zeki, heyecanlı ve sevimli. Üçüncü bir soru gelmiş. Üçüncü bir soruda da Payitaht Abdülhamit dizisinde eğlenceli bulduğun bir sahne var mı abi? Bunu paylaşır mısın diye bir soru gelmiş. Bu da güzel bir soru. Hoşuma gitti. Hemen paylaşayım. Tabii biz 4 senelik sezondur çekiyoruz Payitaht Abdülhamit'i. İnşallah 5. sezonda da devam edeceğiz. Ama pek çok güzel sahne yaşadık. Her oyuncunun da kendi gönlünde kendine göre esprili, hoşuna giden bir sahnesi vardır mutlaka. Benim en hoşuma giden sahne, en esprili bulduğum sahne, bu velosipet hikayesi vardı Mahmut Paşa'nın. Bisiklet meselesi. O bisiklet meselesinde Mahmut Paşa bisiklette ilk defa biner saray bahçesinde falan, en son bir havuza düşer. O sahnenin çekimi çok eğlenceliydi. Çünkü bir kere senaryoda açıkçası bisiklete binme sahneleri hepsi vardı ama havuza düşmesi yoktu Mahmut Paşa'nın. Ben Emre Hoca'ya dedim ki, Emre Konağı, hocam dedim, bak orada bir havuz var. Altta da Mahmut Paşa var, bisiklet var, velosipit var. Gel dedim, bu sahnenin sonunda ben bu havuza düşeyim. Bu dedim, böyle bir finalle biterse bu sahne seyirci de daha çok sever. Ve Emre Hoca dedi ki, ya su dedi çok alçak dedi, yani düşerken bir yerini kırabilirsin, riske atamam seni dedi. Ya hocam dedim, ben ömrüm boyunca aksiyon yapmışım. Nasıl düşeceğimi, nasıl dedim tehlikesiz bir biçimde bu sahneyi savuşturacağımı gayet iyi. Eğer dedim havuza düşerken elimi koyarsam su az derinlikte olduğu için kolumu kırabilirim, evet. Ama ben omuzumu vereceğim bisikletle. Düşeceğim, omuzum hemen yere vuracak, kalkacağım. Ben kendimi koruyacağım hocam, sen merak etme. Sen dedim bana şunu söyle. Bu sahnenin sonu Mahmut Paşa'nın bisikletle havuza düşmesiyle mi daha iyi biter? Yoksa böyle bir son olmazsa mı daha iyi biter? Emre Hoca dedi ki, ya dedi tabii ki düşse çok güzel olur. Ama dedi, güveniyor musun kendine? Güveniyorum hocam dedim. Ve sonuçta Mahmut Paşa gezdi ve en son seni yam duramıyorum falan diye havuza düştü. Zor tarafı tabii benim sakatlanmamam kadar bir de tek çekim hakkımız var. Eğer bir kere de çekemeseydik Mahmut Paşa'nın havuza düşmesini, hem elbiselerin baştan kurutulması gerekecekti, o çok zor bir şey. Bize çekim süresinde çok zaman kaybettirecekti. Hem bisiklet kuruyacak, hem fes kuruyacak, hem benim makyajım baştan yapılacak. Oho, en az 3,5-4 saat atardı çekimler. Dolayısıyla bir tek şansımız var. Hem ben iyi düşmeliydim, hem hatasız bir çekim yapılmalıydı. Ve çok şükür öyle oldu. Çok da güzel sahne. Seyret Seliham, ayaklarımı bırakacağım. Mahmut, hayır yapma. Yapacağım. Seliham! Mahmut yapma, Mahmut! Mahmut iyi misin? Velosipitim! Seniham! Sen boşuna korktun. Ben havuza düşmedim ki. Sadece velosipit havuzda da gidebiliyor mu diye onu tecrübe ettim ya. Ah Mahmut ah! Aklım çıktı. Şimdi bir diğer soruda Payitaht dizisini üç kelimeyle anlatır mısın Hakan abi diye bir soru gelmiş. Bu da güzel bir soru. Payitaht dizisini üç kelimeyle anlatmak zor. Çünkü önemli bir dizi kardeşim. Önemli bir dizi. Herkesin de çok emeği var bu dizide. Yani en başta emeği geçen yönetmenimiz işte Serdar Akar ve ekibinden tutun da orada kostüm ve dekordan çalışandan tutun da yapımcımızdan, TRT'den, işte daha sonra Emre Konuk, daha sonra işte şimdiki ekibimiz,
Doğan ve onun ekibi çok emek verildi bu diziye. O yüzden böyle bir diziyi tabii 3 kelimeyle anlatmak kolay değil. Ama şöyle bir düşününce, aklımın da süzgecinden geçirince elimde 3 kelime kalıyor. Birincisi, bu diziyi 3 kelimeyle anlatacaksak birinci kelime herhalde payitaht olur. Payitaht olmaz mı? Payitaht dizisinde akla gelen ilk kelime payitahttır. İkinci kelime, payitaht dizisinde payitahttan sonra akla gelen ikinci kelime hiç şüphesiz Abdülhamit Han'dır. İkinci kelime mutlaka Abdülhamit Han'dır. Üçüncü kelimede de, merak etmeyin Mahmut Paşa demeyeceğim, bence üçüncü kelime senaristlerdir. Neden biliyor musunuz? Çünkü dönem dizisi yazmak o kadar zordur ki arkadaşlar. Aklınıza her gelen konuyu, aklınıza gelen her diyaloğu, aklınıza gelen her olayı yazamazsınız. Çünkü dönem dizisi bunun adı. Dönem dizisi döneme uygun, dönemde yaşanmış ve dönemde gerçekleşen hakiki olaylardan yola çıkan ve sınırları o kadardır. Dolayısıyla senaristler için bir dönem dizisi yazmak her zaman zor olmuştur. Tabii Uğur Uzunok senaristimiz ve diğer senaristlerimiz çok büyük çabayla 4 sezondur mükemmel şekilde yazıyorlar bu diziyi. Ama dediğim gibi eğer bu diziden bahsedeceksek aklımıza gelen ilk 3 kelime payitaht, Abdülhamit ve senaristlerdir. Bir diğer soru da şöyle. Hakan abi, dizide oynamakta zorlandığın bir sahne oldu mu diye bir soru gelmiş. Vallahi bir sahnesi vardı Mahmut Paşa'nın. Yıldız Sarayı'nda çekiyordu. Bütün paşalar, bütün herkes. Zannediyorum ilk sezon değil de 3. sezondaki Yıldız Sarayı'nın bahçesinde Abdülhamit Han'ın cülus merasimiydi. O merasimden evvel Mahmut Paşa'nın tahtanın önünde gayet teknik bir bilgi verdiği bir briefing diyelim, briefingi vardı. Oradaki diğer sefaret görevlilerine, diğer sefirlere ve gazetecilere uzun uzun teknik olarak anlattığı bir bölüm var. Tek başına konuşuyordu, neredeyse bir tirattı ve çok uzun yazılmıştı. Sağ olsun senaristimiz çok uzun yazmıştı ve çok teknik bir ezberdi. Onu ezberlemekte çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Yani o kadar teknik gidiyordu ve o kadar uzun bir tirattı ki sadece Mahmut Paşa'nın konuştuğu teknik bir bilgi veriyordu çünkü. Onu ezberlemek çok zordu. Ama güzel bir sahne çekilmişti ve fakat o bölüm tahmin edilenden daha uzun bir bölüm olduğu için başarıyla oynanmış, zor ezberlenmiş bir sahne yayında yer alamadı. Tabii buna biz kızmadık. Bizim mesleğimizde bu olabilir bir şeydir. Bazen minütaj deriz biz ona. Süreyi tutturmak için bazı sahneler atılabilir. Bu çok doğaldır. O sahnede minütaj uzun geldiği için, dizinin zamanlaması uzun geldiği için ve süreyi çok aştığı için o sahnede atılan sahnelerden biri olmuştu. Ama onu o kadar zor ezberlediğim bir sahnenin atılan sahnelerden biri olması da vallahi beni üzmüştü. Ama ezber olarak zor bir sahneydi. Yani üzmüştük derken çok da üzülmedim canım. Yani bunlar bizim mesleğimizde olabilen şeyler. Hani o kadar yorulup ezber yapıp sonradan atılması bilseydim hiç ezberlemezdim. O açıdan üzüldüm. Yoksa bizim mesleğimizde çekilen sahnelerin bazen atılması doğaldır. Gene çekimlerle ilgili bir soru gelmiş kardeşlerimizden. Payitaht setinde başınıza gelen komik bir olay varsa anlatır mısınız diye. Var. Mahmut Paşa eğlenceli ve komik bir karakter olduğu için başına da değişik şeyler geliyor çekimler sırasında. Gene meşhur benim bir but yeme sahnem var. Biliyorsunuz Mahmut Paşa her bölüm but ya da pastırma yiyor. Yemediği bölümlerde de seyirci kızıyor. Aa ne biçim dizi bu böyle, Mahmut Paşa niye but yemedi falan gönül koyuyorlar. Gene bir but yeme sahnesinde önümde bir 5-6 tane but vardı. Ben onları hapur hapur çok şiddetli biçimde yiyor biliyorsunuz Mahmut Paşa. Ve bizde bir adet vardır. Yönetmen stop diyene kadar devam edersiniz. Çekimi siz kesemezsiniz. Çünkü belki iyi bir şey çıkıyordur. Onu yönetmen bilir. Dolayısıyla yönetmenden stop lafını duyana kadar çekimden başladığı andan itibaren kesemezsiniz. Çekim başladı dedi. Ben hemen butu aldım. Hapur hapur yemeye başladım. Yedim. Öbür buta geldim. Öbürünü de yedim. Yönetmen stop dedi. Ve bitti çekim. Bizim de malzemelerden sorumlu kardeşimiz var Gözde.
Gözde'ye hemen dedim ki, Gözde ya dedim, bir şey söyleyeceğim sana dedim. Bu dedim, bu dedim tavuk dedim kızım biraz az mı pişmiş dedim ya. Biraz böyle dedim hafif az pişmiş gibi geldi bana dedim. Hakan abi dedi zaman yoktu dedi. Vallahi biz onu dedi pek pişiremedik. Aa çiğ tavuk mu yedirdiniz be bana dedim. Yani çiğ demeyelim de abi az pişmişti dedi. E dedim üstü dedim bunun nar gibi kızarmıştı ama dedim. Hakan abi biz onu boyadık dedi. Yani çekimlerde mecburen çiğ tavuk bile yedik kardeşim daha ne yapalım. Pişmanlık duyduğun şey ne oldu diye. Güzel soru. Hemen gene olanca samimiyetimle cevap vermeye çalışayım. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi Türkiye Cumhuriyetlerine bir turistik tatil yapabilmekti. Bakü'den başlayacaktım, Azerbaycan'dan, işte Gürcistan, Türkmenistan, Tataristan, hatta belki Moğolistan dahil öyle bir Türkiye Cumhuriyetler turistik turu yapmayı çok istiyordum. Bunu bir sene erteledim. Dedim ki bunu bu yıl değil gelecek yıl yapsam daha iyi olacak. Halbuki gidebilirdim. Bu turistik turu yapabilirdim. Yani Azerbaycan, Gürcistan, Tataristan, Kırgızistan, Moğolistan gibi bir tur yapabilecekken bir yıl erteledim. Ve bu sene gidecektim ama bu sefer de virüs meydana geldi ve turistik geziler iptal oldu. O yüzden bu turu geçen sene yapmadığıma çok pişman oldum açıkçası. Ama bu virüs kalkar kalkmaz Allah nasip ederse yapacağım ilk şey Türkiye Cumhuriyetleri'ne bir turistik gezi yapmak olacak. Çalıştım, hak ettim. Bir kardeşimiz de demiş ki abi modun düştüğünde senin modunu ne yükseltir? Vallahi şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok klasik olacak ama benim modum düştüğümde benim modumu kahve yükseltir. Yemin ederim kahve içtim mi trak modum yükseliyor. Eğer deniz kenarındaysak o zaman da denize atlayıp yüzüp çıkmak beni tekrar çok enerjik yapıyor. Ama hani tek cevap vereceksek modumu yükselten ilk şey kahve kardeşim. Benzer bir soru sormuş bir kardeşimiz de. Demiş ki abi evde seni en çok mutlu eden şey nedir? Şimdi ben çok uzun seneler karikatürle ilgilendim ve uğraştım. Epey profesyonel anlamda da uğraştım. Doğrusunu isterseniz evde kendi kendime zaman ayırdığım bölümlerde pek çok şey yapıyorum tabii ama genellikle birinci sırada bir karikatür çiziyorum ve o karikatür çizerken mutlu oluyorum. Yani evde karikatür çizmek bana iyi geliyor. Gene evden bir soru gelmiş. Diyorlar ki abi mutfak konusunda iddialı mısın? En çok yapmayı sevdiğin yemekler var mı? Nelerdir? Yemek konusunda çok iyi bir aşçı olduğumu söyleyemeyeceğim. Bu iddialı olur. Ama başımı kurtaracak kadar yemek yapmayı bilirim. En çok sevdiğim, yapmayı sevdiğim yemeklerden, yani anam birinci menümde birinci sırada yer alan ve zaman zaman arkadaşlarım da geldiğinde mutfağa girip yapıp onların da övgüsünü aldığım yemek, ben böyle wok tavada sebzeleri, çeşitli sebzeleri güzelce kavuruyorum. Ve daha sonra da ayıptır söylemesi bir şinitsel veya bir tavuk butu veya bir tavuk kanadıyla beraber o yaptığım güzel sebze kavurmasını şinitselle beraber sunuyorum. Güzel de bir salata yapıyorum. Çok da övgü alıyorum. Diyorlar ki ooo ellerine sağlık Hakan Baba falan diyorlar. Ben de mutlu oluyorum. Ama yaptığım en iyi menüm sebze kavurmak ve yanında şinitselle birlikte, patatesle birlikte, salatayla birlikte servis etmek. Bir gün nasip olur. Sizlere de yapabiliriz inşallah. Şimdi gene genç bir kardeşimizden gelmiştir bu soru muhtemelen. Abi diyor son zamanlarda oynadığın en çok dijital oyun var mı? Varsa nedir? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben biraz PlayStation'a meraklıyım. PlayStation 1, 2, 3, 4 hepsini oynadık. Bir PlayStation oyuncusu olarak iyi bir PlayStation oyuncusu olduğumu da söyleyebilirim. Son zamanlarda değil epey bir zamandır oynadığım iki tane temel oyunum var. Bunlardan bir tanesi PlayStation 1 oyunu. The Gallop Racer diye bir at yarışı oyunu var PlayStation 1'de. Bunu çok oynuyorum. Bir de gene PlayStation 1'de bir Tomb Raider diye bir oyun var. Tomb Raider'da çok oynamayı seviyorum PlayStation 1'de. PlayStation 4'te ise son zamanlarda oynadığım en iyi oyun PES 2020'yi çok oynuyorum. PES 2018 ve PES 2020'yi seviyorum. Ben FIFA'cı değilim, PES'ciyim. PES 2020'yi şu aralar sıklıkla oynuyorum. Bol bol Ankara gücünü ve milli takımımızı şampiyon yapıyorum. Seviniyorum. Hemen arkasından da gene takımla ilgili bir soru geldi tabii. Diyorlar ki abi hangi takım tutuyorsun? Artık herkes bilir tabii. Ben Ankara güçlüyüm.
Ankara Gücü Taraftar Dernekleri kuruluşlarında yer aldım. 4 yaşından beri sıkı bir Ankara Güçlüyüm. Tribünde yer aldım. Hiçbir zaman VIP'te maç seyretmedim. Yönetimde hiçbir zaman olmadım. Ben hep atkılı oldum ve hep tribünde en önde Ankara Gücü'mü destekledim. Bir Ankara Güçlü olarak bizim hep söylediğimiz bir laf: gururluyuz, güçlüyüz, Ankara Güçlüyüz. Ankara Gücümüzü seviyoruz. Ne yapalım kardeşim? İntihar haramdı, biz de Ankara Gücü'mü sevdik. İlginç bir soru gelmiş. Bunu herhalde bir bayan izleyicimiz sormuştur diye tahmin ediyorum. Genellikle kadınlardan çıkar böyle sorular. En sevdiğiniz dönem şarkısı hangisidir diye. Çok ilginç bir şarkı söyleyeceğim size. Hem de bir anısı var, onu da söylemiş olayım. Hırsız Polis diye bir dizide oynuyordum ben. Kaporta Yakup rolünde. İşte başrollerde Timuçin Esen, Uğur Yücel falan, dönemin önemli dizilerinden bir tanesidir. Seyretmeyeniniz varsa oturup videodan Hırsız Polis'i de seyrediniz, iyi bir dizidir. Neyse, o dizide biz çekiyoruz fakat o dizide hep üçüncü oluyoruz, dördüncü oluyoruz. Oysa oyuncular çok iyi oyuncular. Milli takım kadrosu gibi bir kadrosu var. Herkes çok iyi oynuyor. Dizinin senaristleri müthiş yazıyor. Çekimler çok iyi. Fakat bir türlü birinci olamıyoruz. Neden olamıyoruz falan filan derken bir gün bir şarkı eklendi diziye. Dizinin bir şarkısı yapıldı. O zaman böyle her dizinin şarkısı yapılmıyordu. Diziye şarkı katmak yeni yeni başlamıştı. Bizim Hırsız Polis'e de bir şarkı yapıldı. İmkansız Aşk diye. Ve bütün Türkiye bunu söylemeye başladı bir anda. Ve dizi hemen bir numaraya yükseldi. Şarkıyı biliyorsunuzdur. Sen imkansızsın, ayrılık imkansız falan diye böyle giden bir şarkıdır. Bütün Türkiye'de her yerde o kadar meşhur oldu ki bu şarkı, bizi de bir numaraya yükseltti. Dolayısıyla o gün bugündür en sevdiğim dönem şarkılarından bir tanesi, biraz da Ahdı Vefa'yla İmkansız Aşk'tır. Zannediyorum herhalde Cem Yıldız'ındır bestesi. Evet. İmkansız Aşk, Cem Yıldız, Hırsız Polis. En sevdiğiniz film diyor. En sevdiğim film de benim Sergio Leone'nin bir filmi. Eski bir film, Western bir film. Sergio Leone'yi yönetmen olarak da çok seviyorum ben. Bir Zamanlar Amerikası var falan filan, bir sürü filmi var. Dönemi çok iyi çeken bir yönetmen Sergio Leone. En sevdiğim film İyi Kötü Çirkin. The Good, The Bad and The Ugly. Bir cowboy filmidir ama seyrediniz, çok iyi bir filmdir. Yerli film olarak konuşacak olursam, son zamanlarda çok güzel yerli filmler de seyrettim ben. Mesela işte Müslüm Baba'yı seyrettik, çok güzeldi. Bolt Pilot'ı seyrettim, çok güzeldi. Çok güzel. Nefes var, ondan sonra çok güzel yerli filmlerimiz var. Ama hani bir kez daha söyleyeyim, gene benim oynadığım, Zeki Alasya ile beraber oynadığımız, Allah rahmet eylesin, bir film vardı. Hayattan Korkma diye. Tam bir Yeşilçam tadındadır. Eğer seyretmeyenleriniz varsa benim filmlerimden Bardayı, Vali'yi, Hayattan Korkmayı, bu filmleri seyretmenizi dilerim. Bir soru da şu: Hakan abi, senin bir tiyatro geçmişin var biliyoruz. Bize biraz tiyatro geçmişinden de bahseder misiniz diyor. Ben 1987 yılında İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi, yani ya da bir anlamda konservatuvarı, tiyatro oyunculuk bölümü mezunuyum. 1987'de biz tiyatro oyunculuk bölümünden, bizim sınıf 3 kişiydi, mezun olduk. Ankara Konservatuvarı'ndan, İstanbul Konservatuvarı'ndan ve biz İzmir Konservatuvarı'ndan mezun olan çocuklardan oluşturulan bir ekiple 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nu kurduk. Devlet Tiyatrosu'na girdik. 88'de Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldım. 5 sene boyunca bütün Güneydoğu Anadolu'da tiyatro yaptık. Yemek masalarını birleştirdik. Bütün Güneydoğu'yu karış karış gezerek 5 yıl boyunca çocuklara, büyüklere oyunlar oynadık. Tiyatronun örneklerini sunduk. Hakkari, Mardin, Nusaybin, Midyat, Kızıltepe, aklınıza neresi geliyorsa, Elazığ, Harput, Yüksekova, aklınıza gelen bütün Güneydoğu'da 5 sene boyunca karış karış gezerek tiyatro yaptık. Daha sonra dediler ki bir görev yerinizde değişiklik yapacağız. Çünkü devlet tiyatroları sanatçısı olunca memursunuz. Dediler ki Antalya Devlet Tiyatrosu kurulacak. Biz aynı ekip 5 sene sonra Antalya'ya gittik ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nun kurulucu kadrosunda da ben yer aldım. Orayı da Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı isimli oyununu açtık. Hala da devam ediyor Antalya Devlet Tiyatrosu. Daha sonra 1,5 senede Antalya'da kaldıktan sonra dediler ki herkes istediği bir şehre tayin isteyebilir artık. Ben Ankara'yı seçtim. O gün bugündür Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım.
Aynı zamanda da son 15 senedir de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptım. Ve 31 sene sonra da artık setler daha ağır gelmeye başladı. Biraz da yaşlandık artık, hem setleri hem tiyatroyu idare edemez olduk. 31 sene sonra da devlet tiyatrolarından emekli oldum. Kısaca tiyatro geçmişim budur. Tiyatro iyidir kardeşim. Abi, İstanbul'da gitmeyi sevdiğin en güzel, en tarihi mekan neresi diye ben bu soruyu cevaplayacağım, ama en sonunda bir de bu soruya bir de ben bir soru ekleyeceğim. Türkiye'de gitmeyi en sevdiğin tarihi mekanda söylemek istiyorum. İstanbul'da gitmeyi en sevdiğim tarihi mekan Yerebatan Sarayı. Neden derseniz, Kurtlar Vadisi Pusu'da Kara'yı seyredenler bileceklerdir. Kara'nın 2,5 sezon sonra evi meydana çıktı. Kara'nın evi meğerse Yerebatan Sarayı'ymış. Dolayısıyla Yerebatan Sarayı'nda da epey çekimler yaptık biz. Kara'nın evi olarak Yerebatan Sarayı'nı yazmıştı senaristlerimiz. Orada da epey bir çekim yapınca ben Yerebatan Sarayı'nda epey uzun saatler geçirdim. Sonra da ne zaman İstanbul'a gitsem Yerebatan Sarayı'na gene gidiyorum. Hem o karalı günleri, o karayı çektiğim günler aklıma geliyor. Hem de oranın çok ilginç bir biçimde her geçen sene Turizm Bakanlığımızın ve Kültür Bakanlığımızın da katkılarıyla daha da geliştiğini ve turistlere daha çok açıldığını görüyorum. Eğer İstanbul'a giderseniz Yerebatan Sarayı'nı geziniz. Hem ilginç gelecektir, hem bir de unutmayın, Kara'nın mekanı Yerebatan Sarayı. Kurtlar Vadisi Pusu hayranları özellikle belki de daha anlamlı bir gezi yapacaklardır. Türkiye'de en sevdiğim tarihi mekana gelince, pek çok tarihi mekanımız var biliyorsunuz. Türkiye'miz bu konuda bir cennet. Ama yeri gelmişken hemen bir uyarıda da bulunayım. Şu tarihi eserlere artık sprey boyayla Ayşe Ali'yi seviyor, Mehmet Hakan'a çok hasta falan filan, işte Ayten'le Zeliha çok iyi dost falan gibi böyle spreylerle tarihi mekanlarımıza yazılar yazmak edepsizliğini bırakın lütfen. Bu bizim kültür varlığımız ve bu bizim en önemli hazinemiz, turizm. Dolayısıyla lütfen tarihi eserlerimizi koruyalım diyerek Türkiye'nin her taşında 1001 tane çeşit ve güzellikte olan tarihi mekanların çoğunu gezdim. Hepsi beni çok duygulandırdı, hepsi çok keyif verdi. Ama Harput'u kenara ayırırım. Elazığ'da turneler yaptığım zamanlarda Harput'a giderdim ve o Harput'taki o evliyalarımızın ya da o tarihi büyüklerimizin mezarları, o dokusu, Harput beni çok etkilemiştir. Eğer hani bilinmedik bir yer olduğu için de biraz söylüyorum. Hani böyle Göreme peribacaları falan filan, Efes Mefes, tamam müthiş yerler. Ama Harput'u pek kimse bilmez. Eğer yolunuz Elazığ'a, doğuya doğru giderse Harput'u bir görünüz diye sizlere önerebilirim. Tarihi dokusuyla beni hep çok etkiledi. Evet arkadaşlar, bir de diyorsunuz ki en çok gelen sorulardan biri, özellikle Instagram'da en çok gelen sorulardan biri bana şu: Hakan abi, neden bu gözlük? Ben de bazen esprili cevap veriyorum. Diyor ki kardeşim, benim gözlüğüm doğuştan. Ne yapalım yani? Ama değil tabii. Şimdi bu gözlüğü takıyoruz. Birinci sebebi, yakışıklı hissediyorum kendimi bu gözlükle. Bu bir. İkinci sebebi, gerçekten oyuncularda bir meslek hastalığı var. Belli bir yaştan sonra, belli bir seneden sonra o kadar fazla ışık yanıyor ki bizim suratımıza. Siz bakın, bir 100 mumluk bir ampule bile bakarken gözleriniz açıyor. Bize her çekimde saatlerce 8.000, 9.000, 10.000 watt ışık geliyor. Dolayısıyla biraz meslek hastalığı gibi de belli bir süre sonra göz damarlarımız çok inceliyor ve çabuk çatlayabiliyor. Dolayısıyla günlük hayatta böyle koyu renk gözlükle biz kendimizi daha iyi ve rahat hissediyoruz. Hani oyuncuların gözlük kullandığını çok görürsünüz. Hemen hava atıyor bunlar deyip geçmeyin. Biraz meslek olarak gözümüzü korumak ve gözümüzü dinlendirmek zorunda hissediyoruz kendimizi daha çok. Çok fazla ışığa maruz kaldığımız için. Ama hava atmak için de kullanıyoruz. O da işin başka tarafı. Kendimizi böyle beğeniyoruz. Hem hava atmak için kullanıyoruz, hem gözümüz rahat ettiği için kullanıyoruz. Bunu da bir açıklamış olayım yani. Evet arkadaşlar. Dilimiz döndüğünce sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Sürçülisan ettikse affola diyerek hepinize tekrar sevgilerimi sunuyorum. Sağlıklar diliyorum. Esen kalın. Hepimizin de arkadaşlar, milletçe de birey olarak da hepimizin de kaderi iyi olsun. Görüşmek üzere.